Arkadaşlar merhabalar hepiniz kripto Coinifyum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve genel piyasa hakkında kısa bir konuşma yapacağız. Son durumu e, sizlere bildireceğim. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimdir. Şimdi Bitcoin 43.300 dolar civarında ve 40.000'e de mum attı arkadaşlar. Saat 3 açılışında. Şu anda total market cap 1.875'ten altına mum atmasına rağmen yeşil yaktı. Hala durum bana göre yüksek riskli beklenmesi gerekir nakitte bulunan arkadaşlar için onu söyleyebilirim. Bana göre 1.73'e kadar gerileme ihtimali hala da göz önünde bulunduruluyor. Eğer bizim 2.23 bandımız yukarı yönlü kırılırsa tekrardan bir deneme girilebilir ufak yönlü haberiniz olsun dostlar 2.23 noktası benim için e, milat gibi bir nokta yani yönümüzün nereye gideceğini belirleyen bir nokta çünkü 2.23 kırıldığında bu düşüş daha da sert devam etti şimdi bitcoin 43.300 altcoin'lerin çoğu indirimde ama e, bu indirimden de yararlanabilmek isteyen arkadaşlar var ben biraz daha indirime gireceğini düşünüyorum. Eğer yukarı yönlü 2.23 kırılırsa yine bir trade kısa vadede denenebilir. Fed kararları açıklanacak. 2 gün dediler bakalım oradan gelecek gelişmeleri de bekliyor olacağız. Şimdi bir haber var. yüzde %37'si Bitcoin'i resmi para birimi olmasını istiyor. Hemen onlara bakalım. Redfield Wilton Strange tarafından yürütülen ve 9700 katılımcının yer aldığı bir ankete göre Teksaslıların %37'si Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmak istiyor. Ankete katılanların %42'si Wyoming'in davasını takiben kripto para dostu bir yasayı kabul etme arzusunda. Anket ayrıca Teksas'ın Wisconsin ile birlikte ABD'deki en kripto para dostu eyalet olduğunu ortaya koydu. Öte yandan Arizona'daki insanların sadece %28'i Bitcoin'i resmi para birimi haline getirmeyi destekliyor. Eyaletten yanıt verenlerin %40'ı dolara sabitlenmiş bir kripto para birimi oluşturmaya karşı olduklarını söyledi. Sonuç olarak farklı eyaletlerde yapılan araştırmalara göre her 3 Amerikalı'dan birisi Bitcoin'i desteklediğini ifade ediyor. Bitcoin bu haberin yazıldığı sırada 42.890 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor diye eklemişler. Şu anda 11 mum kırmızıyla açılış yaptı. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olur olacak. Total Market Cap'teki bu noktalar takip edilmeli. Risk hala var dostlar. Haberiniz olsun ama bu düşüşlerin ben bir alım fırsatı haline geldiğini düşünüyorum. Ona göre de bir strateji kendiniz ayarlayarak alım yapabilirsiniz diye düşünmekteyim dostlar. En kötü felaket arasında zaten dibimiz 1.385 onun için nakitin tamamını girmeyin bana göre bence girmeyin yani. Kademe kademe alım yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.